Basın mensuplarımız, değerli çalışma arkadaşlarımız, öncelikle basın açıklamamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün tabii sizleri apar topar davet etmemizin sebebi, bugün işte sosyal medya üzerinde paylaşılan bir haberle alakalı, asılsız, haksız iddialarla alakalı sizleri topladık. Haberde yer alan asılsız iddia, belediye kasasındaki açığı Ali Cengiz oyunuyla işte ilgili başkan yardımcımız, eski bir mükellefi olan firmayla işte bu açığı faturayla sözüm ona kapatıldığı iddiası, birinci iddia bu. Bununla alakalı değerli arkadaşlar, şimdi faturanın tüm evraklarını, aldığınız malzemeleri, ilgili tutanaklarını ben getirdim. Fatura şimdi fatura, bahsedilen fatura bu. İnşaat teknik emniyet sarf malzemeleri şeklinde yazılmış. Bu malzemeler tabi mevcut işte şartnamede belirtilen şekilde, mevcut işte şu şartnamede ikaz yeleği, tişört, şapka alımı, adetleri işte 500 adet ikaz yeleği, 202 adet tişört, 400 adet siperli şapka, 150 adet balıkçı şapka. Tabi bunlar özellikle teknik emniyet malzemesi olduğu için takım olarak ifade edilmiş. Ayrıca da yazılabilirdi. Problem değil. Neticede toplam rakam işte 44 milyon 340 bin artı KDV. Şimdi yelek, şu üzerinde giydiğim yelek bu faturanın içerisinde. İşte toplam kaç taneydi? İkaz yeleği 500 adet. 500 adet ikaz yeleği, 202 tane tişört. İşte yine tişört. Burada bakın firmanın ismi Aygül. Bunların tamamını biz hem Fen İşleri Müdürlüğümüzde hem de mezarlık işlerine dağıttık. Yine mezarlıklar da zaten Fen İşlerine bağlı. Onun dışında işte bunlar da ikaz yeleği, müdürümün üzerinde sürekli giydiği yelekler. Şimdi artık bilemiyorum bu bilgi nereden geldi ilgili arkadaşa. Ben özellikle haberi yapan arkadaşımızı da davet ettim. Yasin Bey de şu an aramızda, bizi dinliyor. Bilemiyorum kendisine bu nasıl ulaştı. Gönül isterdi ki Yasin Bey, bizi tanıyan, bilen bir arkadaşımız, bize bu konuda ya bu nedir, hakikaten böyle bir şey var mı? Belli ki birileri ulaştırmış, yoksa Yasin Bey nereden bunu haber yapacak? Birileri ulaştırmış, birileri paylaşmış bu iddiayı. Bu önemli bir iddia. Maalesef bakın arkadaşlar, biz burada ekibimizle birlikte işte başkan yardımcımız İbrahim Bey, Fen İşleri Müdürü Serkan Bey, onurumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle, gururumuzla millete hizmet etmenin derdindeyiz. Amacımız bu. Neticede asla devletin bir kuruşunu farklı yöntemlerle, resmi olmayan gayri resmi yöntemlerle harcama gibi bir anlayışımız yok. Yani biz bugüne kadar her yaptığımız işi düzgün yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ve bugüne kadar da hep bu şekilde bu adımlarımızı attık. Ama burada hakikaten bu haksız iddialarla ilgili arkadaşlarımızın, tedarikçi firmanın hepsi itham altında bırakılıyor. Biz itham altında bırakılıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Bu kul hakkına girer. Yani kulaktan duyma fısıltılarla bu bilgilerin basında, sosyal medyada yer alması vicdanlara nasıl sığıyor? Nasıl kabul ediyor bunu vicdanlar? Burada hepimiz inançlı insanlarız. Bir kul hakkı söz konusu oluyor. Eğer bu bilgi doğru değilse, bak doğruysa ben aşağı yukarı haberi okuduktan sonra geldik, arkadaşlarımızla oturduk. Tek tek bilgi aldım, inceledim.
Nedir bu, ne değildir, ne aldık bununla ilgili? Tek tek hepsini sorguladım. İşte bütün malzemeleri de getirdim arkadaşlar. Alın bakın, aynı bir bak, etiketi var, etiketi. Şimdi bu bir kul hakkı. Bir kere buradan şunu ben açık ve net ifade ediyorum arkadaşlar. Bu asılsız haberi yapanlara, yaptıranlara hakkımızı helal etmiyorum. Helallik istemediği sürece. İsterse helallik, ya hakikaten biz incelemeden, anlamadan, dinlemeden bu haberi yaptık. Bize hakkını helal et derse helal ederiz. Ama bunu söylemezse hakkımızı da helal etmeyiz. Bunu da buradan açık, net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Çünkü insanlar ne için yaşar? Onurlu için yaşar. Şerefi için yaşar. Burada tamamen aslı astarı olmayan bir haberle hepimiz yıpratılmaya çalışıyoruz. Ne gerek var buna ya? Yanlış da yapabiliriz ya, hatalı da olabiliriz. Yani insanız biz de neticede. Ama bu hatamız gelirse önümüze bakarız, ederiz. Almamız gereken eylemler, kararlar varsa bunları da yaparız. Geçmişte de oldu, bazı yapılan yanlış adımlar da oldu. Bunlarla ilgili de bir takım adımlar attı. Biz bu konuda asla adım atmaktan, yanlış yapana karşı adım atmaktan geride durmayız. Ama üzülüyoruz. Yani biz gecemizi gündüzümüze katıp arkadaşlarımızla birlikte bu millete hizmet etmek için, çalışmak için gayret sarf ediyoruz. Böyle aslı astarı olmayan asılsız iddialarla bizi yıpratmak ne kadar doğru? Bu bir siyaset mi? Eğer siyaset adına bu yapılıyorsa, bu bilgiler, bu belgeler siyaset adına veriliyorsa, şimdi burada sadece Yasin Bey bu haberi yapan kişi olarak muhatabım değil, Yasin Bey'e bu belgeleri, bu bilgileri, bu asılsız iddiaları, iftiraları verenler de muhatabım burada. Onlara da aklımızı helal etmiyoruz. Onların da helallik istemesi lazım. Bu basit bir mesele değil, bizim için basit bir mesele değil. Belki başkaları için basit bir mesele olabilir. Bizim abdestimizden de şüphemiz yok. Neticede biz bu millete hizmet etmek için bu görevi aldık, bu yetkiyi aldık. Ve görev süremiz sonuna kadar bu görevimizi, şerefimizle, onurumuzla gece gündüz bu millete hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi asla yıldıramaz. Yolumuzdan bunlar bizi asla geri durduramaz. Bizi bunlar yıpratamaz. Bunları yapanların kendi yıpranacak. Bu oyunları hazırlayanların kendileri bu tuzağa düşecek. Bunu da buradan ifade ediyorum. Hangi bilgiyle sen bu haksız iftirayı bize, arkadaşlarımıza bu çamura atıyorsun? Bu konuda ben özellikle bu haberi paylaşanların da tekzip yapmasını özellikle istiyorum. Çünkü bu tür haberler duyulduğu zaman artık bunun geri dönüşü zor olur. En azından kendi paylaşımında tekzip olarak bunu paylaşırsa bundan da memnun oluruz. Onun dışında tabii bir iddia daha vardı. İşte geçen dönem kasada bulunan 1.150.000 TL'nin yine aynı Ali Cengiz oyunlarla işte bu şekilde faturalarla kapatıldığı iddiası. Bu da yalan bir iddia, asılsız bir iddia. Evet, geçmiş dönemde kasada tutulan bir rakam vardı. 1.150.000 TL. Biz geldik, dedik ki bunu da niye tutuyorlar, sorduk tuttuklarını. İşte özellikle Körpaş, bu belediye de değil. Bununla ilgili zaten müfettiş de geldi, inceleme yaptı. SGK borçları vesaire, bunlardan dolayı zaman zaman işte haciz işlemleri yapılıyordu. Dolayısıyla acil alımlar vesaire bunun için tuttuklarını ifade etmişler. Biz gelir gelmez bunu hemen hesaplara yatırdık.
herhangi bir fatura, böyle bu kadar büyük bir rakam faturayla kapatılabilir mi arkadaşlar ya? Hadi madem faturayla kapattık, bunun faturası bak paylaşıldı. Nerede? Diğerlerinin faturası nerede? Böyle bir fatura olabilir mi zaten ya? Bu kadar büyük rakamla bu açık kapatılabilir mi arkadaşlar? Kusura bakmayın ya. Biz dediğim gibi doğru bildiğimiz yolda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu haberler bizi üzüyor mu? Üzüyor. Üzülüyoruz. Ama bizi daha da fazla hırslandırdığını, daha da fazla çalışma azmimizin olduğunu, azmimizin arttığını da buradan ifade etmek istiyorum. Bunlar bizi yıldıramaz. Bunlar bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Ne yaparsa yapsınlar. Bunu sadece bize yapmıyorlar ki. İşte Cumhurbaşkanımıza da yapıyorlar bu asılsız iftiraları. Diğer belediye başkanlarımıza da yapıyorlar. Ne adına yapıyorlar? Bunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyor. Ama buradan Körfez halkı şuna emin olsun ki biz Körfez halkının bir kuruşunu boşa harcamıyoruz. Bir kuruşunu neye lazımsa, bu kentin neye ihtiyacı varsa ona harcadığımızı bilmelerini istiyorum özellikle. Ve bu anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben tekrar bu haberi yaptıranları, yapanları da ifade etmek istiyorum. Evet, yapanları da, çünkü onların da sorumluluğu var. Kınıyorum. Buradan kınıyorum. Tekrar ifade ediyorum. Hakkınızı da helal etmiyorum. Teşekkür ederim. Varsa sorularınız alabilirim. Evet. Başkanım, şimdi bilmez ki, bu çok önemli bir iddia dediniz. Yine bu basit bir mesele değil dediniz ama siz kendini çekti, hiç hukuksal bir mücadele içerisine gireceğinizden bahsetmediniz. İnceleyeceğiz. Hukuksal olarak, tabii ki inceleyeceğiz. Bununla ilgili de eğer netice alabileceğimiz, şimdi haberin şeyine bakacağız, tekzipleri bekleyeceğiz. Tamam. Ondan sonra da hukukçularımızla da görüşüp gerekirse bu adımı da atacağız. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hakkını helal etsin, tabii ki, tabii ki. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. İncirlik'te böyle hassas bir konuyu topladığınız için teşekkür ederim ben. Biz aşağı yukarı iki senedir sizi takip ediyoruz. Evet. Yani şahsen ben çok hassas takip ediyorum. Sizin böyle alımlarda, ihalelerde canlı yapmanız, alımlarda bazı şeylere geçmiş dönemde de biz belediye başkanımız yakından takip ettik. Gerçekten çok şaşırtıcı şeyler var. Bunları yetkili kurumlara da bildirdik. Gereği de yapılmadı, hatta ödüllendirildi. Bu dönem geldiğinizde bazı şeylere gerçekten müdahale ettiğinizi görüyoruz. Yani ben şahsen görüyorum. Özellikle alımlarda, ihalelerin canlı yapılmasında, esnafa eşit dağıtılmasında, kendi sektöründen de biliyorum. Böyle müdahale ettiğiniz, eyvallah, arkadaşımız da burada, Yasin kardeşimiz de. İddiayı ispat etmek, tabii iddia sahibine arkadaşlar, kendisi muhakkak bir haber yaptıysa onun altını dolduracaktır diye düşünüyorum. Mutlaka. Eğer devamsa da o özür erdemini göstereceği kabiliyette bir arkadaş, aynı bir arkadaş. Evet. Bu içeriden paylaşmayan fotoğrafı, bence bir faturanın, bir işin faturasının olması, onun yolsuzluk manası olduğu anlamına gelmez. İçeriden bilgi sızdıranlar mı var? Onları mı kastediyorsun? Ya olabilir. Bizim hiçbir korkumuz yok. İçeriden bilgi sızdırmıştır, farklı yollarla gitmiştir. Yani bir farklı olasılıklar olabilir. Ben bundan korkmuyorum ya, içeriden bilgi sızdırma, şu bu, ne yapalım biz şimdi 1000 kişiyi kontrol altına mı alalım yani? Böyle bir derdimiz yok ki. İşini düzgün yapan adam korkmaz kardeşim. Kim ne sızdırırsa sızdırsın. Kim ne sızdırırsa sızdırsın. Bizim böyle bir derdimiz yok ki ya. Biraz önce dedim, bizim adresimizden şüphemiz yok ki. Yani aslında
bu hep o fıkra aklıma geliyor. Bu tür ithamlarla karşı karşıya kaldığımda. İşte iki amanın dolma yeme hikayesi. İşte neden iki tane, iki ikişer ikişer yiyorsun? Nereden biliyorsun işte sen görmüyorsun, ben görmüyorum. E ben öyle yiyorum da ondan. Şimdi tabii bütün ama arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Teşbihte hata olmaz. Yani bu anlayışa bakılıyor olaya. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu yapanlar, yaptıranlar herhalde bu anlayışa sahip insanlar. Başka da bir izahı yok bunun yani. Dolayısıyla yani benim işte o sızdırmış, ben böyle bir hafiyelik peşine de koşmam. Benim için önemli olan haberin içeriği doğru mu değil. Bitti. Doğruysa gereğini yaparım. Yanlışsa da onların gereğini yapmasını beklerim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ne yapacağım ben şimdi? İçeriden bilgi sızdırıyor. Ne yapacağım? 1000 kişiyi takip mi edeceğim ben? Herkes işini düzgün yapsın, doğru yapsın. Kardeşim yanlış yapmasın. Ben kimseden yanlış bir işte istemiyorum yani. Ben ilk toplantılarımda tüm yöneticilerime onu anlattım. Dedim ki ben sizden yanlış bir şey istemeyeceğim. Sizler de yanlış bir şey yapmayın. Birileri benim adımı kullanarak yanlış bir şey yaptırıyorsa da gelin bana bilgi verin. Kimse kusura bakmasın yani. Ve bu hassasiyetle devam ediyor. Çok şükür bugüne kadar öyle çok büyük sıkıntılı şeylerle de hamdolsun karşılaşmadım. Ve böyle de yürümeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yani başka bir şeyimiz yok yani, anlayışımız yok. Başka bir düşüncemiz yok, başka bir fikrimiz yok. Bakın bu firma, iş güvenliği kıyafetleri yapan, tekstil ve iş güvenliği üzerine çalışan bir firma. Arkadaşlarım bana ifade etti de, ya bu tarz yelekleri artık dolaşmışlar, bilmiyorum yani bence aslında yapan var ama Körfez'de başka yapan da yokmuş. Ve bu firma da Körfez firması. Artık niye yapmıyorlar bilmiyorum. Çok tekrar rahatsız bir şey de değil. Bana göre yapabilirlerdi ama arkadaşlarım bana verdiği bilgi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum açıkçası. Hakikaten iş güvenliği anlamında da önemli. Böyle fosforlu olması, arkadaşlarımızın çalışırken bunu giymesi vesaire hem güvenlik açısından önemli hem İş disiplini açısından önemli, kurumsallık açısından önemli. Biz özellikle geldiğimizde dedik ki sahada çalışan arkadaşlarımız mutlaka iş kıyafetleriyle olsun, yelekleriyle olsun. Bu adam kim, kime çalışıyor arkasında çünkü neyi Körfez Belediyesi yazıyordu? Ha, Körfez Belediyesi, hangi müdürlük oldu? Hatta müdürlükleri de renk renk de ayırdı zannediyorum. Bu renk herhalde Fen İşleri Müdürlüğü'nün. Fark parçalarınki ne renkti, yeşil miydi bilmiyorum. Böyle kurumsal da bir çalışma yaptık. Kurumsal iş kıyafeti kataloğu oluşturduk bu dönem. Yani şu an bizim bir kataloğumuz var. Biz ne alacaksak bu katalogda şartnamesinde her şeyi tek tek yazıyor. Her kıyafette yeni şartname, hadi bu nasıl olsun da demiyoruz. Çünkü sürekli hep bunlarla uğraşıyoruz. Yani bir kıyafet alacağız, nasıl olsun, öyle mi olsun, böyle mi olsun falan filan derken dedik ya şunu bir çalışalım. Güzel bir kataloğumuz olsun. Ha bunu eksiklerini yenileriz, güncelleriz. Ve şu an iş kıyafetleri kataloğumuz var. Burada şartnamesi de belli. Ona göre alışveriş mi diye. Zaten biz şu an bu yılda bu tür iş kıyafetlerini açık ihale yaptık. Açık ihale yaptık. Açık ihaleyle artık bilmiyorum kim aldı, hangi firma aldı. Bu da ihale kapsamında. Bu değil. Bu değil. Şu an yaptık. Yani işte o işi, kurumsal iş kıyafet kataloğumuzu hazırladık vesaire, taleplerimizi topladık. İşte zaman içerisinde tabii bazı şeyleri düzene sokuyorsunuz yavaş yavaş. Ve şu an ihaleyle de açık ihaleyle yaptık yani. Evet. Var mı Yasin soracağım şimdi? Teşekkür ederim başkanım. Değil mi? Açık ve net yani. Açıklamamız için teşekkür ederim. Tatmin edici oldu mu? Tatmin oldu mu? Yani sizi daha iddialı cevap verdiniz başkanım. Biz de bizim iddialarımızı öğrendiğimiz cevaplarımızda bir iki gün çalışmamızı yaparım. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Akabinde ne yapmamız gerekiyorsa onun üzerine kendi kimliğime düşer. Ne yapmam gerekiyorsa biz de yaparız. Eyvallah. Peki.
Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin.